Ay. Ay. Bir şey söyleyebilirim. Her şeyi yapıyorsun, her şeyi. Ben senin gibi bir şey hakikaten görmedim. Yani her numara var. Ben balon da yapacaktım ama. Basit. Yapabilir miydin balonu? Vallahi. Şöyle bir şey. Hadi canım. Tabii, denedin şaka. Mi? Yok yok, denemedim. Vallahi denemedim. Bunu gerçekten denemedim. Elektro ama. Dans yapabiliyor musun? Yaparım. Hadi canım. Hayır. Hülya Hanım yaparsa elektro dans, ben de yaparım. Ben yapamam. Ozan Sergen abi yaptı. Şey demir kemiği çalsana. Demir kemiği çok az çalsana. Ay bak bir şey yapabilir çok misin? Çok. Ne o? Robot. Yapar yapar. Sen yapar. Yapar. Ben senden abi, korkuyorum. Yapma ya. Son. Kazık kadar adamım. Elektro yapmayayım. Ne hayır. Ben çok iyi yapacağını düşündüğüm için iddialıyım. Esat Bey. Ya ben niye kurban oldum şimdi? Siz beni niye yaktınız? Parmakları kapayacaksın. Sakin. Tam çıkarken parmakları kapa. Bak. Üflüyorsun, çıkıyor ya. Hep kapıyorsun. Ama ağzım yüzüm deterjan oldu ya. Eksik kalma diye. Ya siz bir şey söyleyeceğim. Bu erkek milleti niye bu kadar beceriksiz? Oo. Bir sonraki yarışmasını göndermek için hazırım abi. Süper. Ne demek oluyor? Çok biz anlamayız müşteriden. Şöyle sildirmek lazım. Anlamıyorsunuz evet, tabii. Paspası evet. Versene ama. Biz beceriksiziz değil mi? İki adım geri git, hareketsiz kal. Be a force. Polise teslim ediyoruz. Transport marş. Hadi oğlum sen kendin teslim et bakalım. Ben be a force. Come here. Come here, come here, come here. Super. Come here. Let's. Let's. Paketi alabiliriz. Bayağı vurdu. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Tiyatro bir şeyler yapmaya çalışalım dedik. Koruma anlamında. Kapkaç'ı izlediniz zaten. Agresyona girmiş köpekte itaat zordur, kontrol etmek zordur her zaman. İzlediğiniz gibi hiçbir şekilde köpeğe müdahalem olmadı, tasmalı ya da tutarak köpeği. Bununla ilgili küçük bir kontrol çalışmamız var, izninizle onu yapalım. Tabii. Kamçı dediğimiz VIP, tahrik edicinin elinde.
Köpeğin ona tepkisi var zaten. Silah sesini de yansıttığı için. Önce biraz agresyon yapıp peşine kontrol alacağım. Fogan. Fogan. Here, pus! Bırak yastık, yastık bırak. Ya super. Gut. Aus. Let's. Bir daha yapalım. Hier Fuß. Fuß. Evet, orada gideceksin ama ben söylemeden gitmeyeceksin. Söyleyelim mi? Okay. Ah, super. Gut. Plats. Plats. Engeli, evet. Bir de engel üzerinden ısırma gösterelim. Okey, gazla abi köpeği. Fogan, 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 fogan. Okey. Hop. Ya, süper. Good. Tekrar bir daha yapalım, tam ısıramadı. Az. Hırlama, bana niye hırlıyorsun? Biraz daha geri çekersen mesafe kazanalım. Bileğine dikkat et, evet. Okay, okay, fogan, fogan, fogan. Bırak, okey. Süper! Savaş, ben bir şey soracağım. Şimdi iki kişiden herhangi birisini tut desen onu tutar mı? Hangisine saldıracağını anlar, kolluktan dolayı anlar. Çünkü spor köpeği. Benim köpeğim kolluğu görmezse ısırmaz. Öyle mi? Ha, tamam. Çünkü spor köpeği dediğimiz için kolluğu görmesi gerekiyor. Öbür türlü ha, çalışırsanız tabii ki ısırır. Sosyal olaylarda kullanılan köpekler farklı. Bu spor köpeği. Ama o şekilde çalışsanız spor kısmı konuşur. Onu kim takarsa, onu kim takarsa ısırır mı? Isırır. Alp taksa Alp ısırır mı şimdi? Tabii ki. Ve korkusuz yürek Alp Kürşan. Tak abi. Flex, flex, flex. Küçük bir ders hemen kısaca. Evet. Evet. Sol eline giymen her zaman daha iyi. Ha, bunu sağa da giyebilirsin ama. Evet. Sağ elini kullanıyorsun normalde değil mi? Evet. Dolayısıyla sol eline giymen daha sağlıklı. Çünkü kontrol daha rahat olur. Tamam. Ha, tavsiyem tabii ki çevir, uğraş köpekle demiyorum. Evet. Şurada tutacak yeri var. Daha sağlam tamam. Olması açısından. Şimdi geliyor, bunu ısırıyor değil mi? Peki biraz önce yaptığımız o kontrolü yapmak bir ister dakika, misin? Evet evet, bir dakika, ona geleceğiz de. Yani Alp, ben şimdi böyle bir şey teklif ettim ama yani senin de istediğini bir kere seyirci bilsin de. Ya ben tabii ki de meyde hastayım. Teşekkür ederim abi. Çok hadi, güzel bir şey bulduk. Hakikaten rica ederim, ne demek. Benim için de bir zevk. Ya. Şimdi yalnız hani biraz daha bir tık daha yukarıda bir agresyon olabilir mi? Şöyle, kamçıyı kullanabilirse tabi onu patlatmak da biraz şey, evet, ama seni yapacağına inanıyorum ben. O biraz daha tetikler köpeği. Peki onun dışında tut dediğin zaman tutarım. Tabi. Bunu saçını Alp'e saldırır. Evet aynen, saldır. Kamçı da geliyor abi. Tamam, ver abi kamçı. Şimdi patlatmamanı tavsiye ederim. Evet. Ama heh, denemek istiyorsan. Yok. Şimdi ne yapıyoruz? Bir dene bakalım, onu ses çıkartabilecek misin? Plats, plats. Hay! Hau! Hey! Has! Hau! Bakma bana öyle! Ay yeter be, yeter! Fogan. Dur! Ulan geldi vallahi. Fogan. Dur bir dakika, bir şey soracağım. Hak! 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 Böyle yapıyorlar. Sağ ol, sağ ol. Önüne çek. Bırak, bırak. Bırak kolunu. Alp, kolunu bırak, onun olsun. Ah, super good. Bu elimde kapar mı şimdi? Bunu da bırakayım mı? Aus. Aus. Bu da super. Peki. Çok özür dilerim, lafınızı kesiyorum. Normalde ben tek çalışıyorum. Bu işler bir yardımcıyla oluyor, helper'la. Ben tek çalışıyorum, yardımcım yok. Arkadaşlara rica ettim. Evet. Ekipte gördüğünüz VTR'deki, onlara da çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Bana yardımcı oldular.
benim bir yardımcıya ihtiyacım var. Alp, muhteşem yaptın bu işi. Yani tamam. Isırması, çevirmesi... Başka bir şey. Bir dakika. Peki bacağına takarsa bacağına mı gelir? Yok, hayır. Sadece kola gider. Bu kolda olduğu zaman mı kola gider? Evet. Bacağı takınca kola atlıyorsa gene sıkıntı yok. Hayır, atlamaz. Peki. Puanlama herhalde. Şimdi mesela Alp severken Alp'i dost mu kabul eder? Tabii. Alp sevse merak ettim. Mate, ne yaptın? Demin haber? Papazdınız hani. Mate, ne yaptın? Mate. Ya aslan ya. Şimdi o benim elimde olduğu için dikkat belki bana dönmüş olabilir diye. Şu anda Alp'i dost mu belledi? Tabii. Bence hiç belli edemedi. Demin ısırıyordu. Abi. Bak kafayı ısırırsa olay olur. Mate, ne haber? O kimin dost, kimin dost olmadığını biliyor. Aslan. Çok güzel bir şey. Şu anda Alp'ten memnun yani. Evet. Bir anlam vermeye çalışıyorum oraya bakıp hiçbir şey olmuyor abi. Hayır, bak, Mate'e bak bakalım sana bakacak mı? Mate. Aslan. Bir şey ne yapayım ya? Bir çay alalım mı Mate'le bana? Bana bakma, bana neden bakıyorsun? Hayır, göz hep sende. Ne yapayım diye soruyor sana. Evet. Peki, hayır, son bir şey merak edeceğim. Peki. Alp Mate'i şu anda rahatsız etse ne yapar? Ne gibi rahatsız? Atlasam, sarılsam. Şu itmeye başla. Hiçbir şey olmaz. İtsene mi Alp? Eğil yanına abi. Eğil. Ya da yatar pozisyonda, sen bilirsin. Evet. Sev, sarıl, sonra... eğil. Hayır, şöyle hafif böyle agresyon göster. Yani... Hakikaten biraz şöyle bir... Samimi olmaya çalışsana, böyle ters davran, ters biraz... Özür dilerim, anlamıyorum. Kulağımın içi salya dolu. Alp, ters davransana bir, çok merak ettim. Ters. Şöyle mi abi? Ya ne? Hayır. Abi, yani iş yapmaz mı? Problem yok, hayır. Mesela sataş ona ya, fırça at. Bana bak. Alo. Şş, kime diyorum? Bey, kalk gezelim. Kalk. Vallahi hadi şey yapalım, gidelim. Hadi gel, hop, hadi. Şey yapalım, koşturalım biraz. Hadi şey yapalım, gelsene. Bey, hop. Bak, Michael Jackson yapayım sana, bak. Peki. Alp'le muhatap olmadı. Bayağı adam yerine konmadım abi. Evet, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz abi. Eser. Abi Mate'i yani özellikle canlı izlemek acayip büyük bir keyif. Yani dünya şampiyonasında falan da kesinlikle bir derece alacağınızı düşünüyorum ben. Yani bu kadar yüksek itaatkar olması müthiş. Bir tek çektiğiniz skeci, şimdi canlı izlemek daha zevkli yani. Skeci tam bilemedim ben, o kararınıza ama... tam emin olamadım. Ama burada yapamayacağınız bir şey olduğu için öyle yaptınız. Evet, aynen. Onu kim yazdı abi? Siz mi yazdınız herhalde? Ya normalde ekstra çalışılmış bir şey değil. Bizim evet. Sınav ritüelimiz bu şekilde. Aha. Ama bunun tiyatral şekilde işte hakem yerine polis koyduk. Hmm. Kapkaççı yerine helper vardı, kapkaççı oldu. Sınav ritüelimiz bu şekilde. Peki şampiyonada ne oluyor mesela? Şampiyonada itaatle ilgili sınavlar değil mi? 3 bölüm. İz takibi var. Benim köpeğim iz takibi de yapabiliyor. Ama canlı insanın ayak izlerini kokuyla takip ederek ona ait eşyaları bulabiliyor. İz takibi bölümü var, itaat kısmı ve engellerden atladığımız aport kısmı, ikisi birleşik, bir faz, bir bölüm. Bir de protection bölümü var, koruma bölümü var. 3 bölümden oluşuyor, 3'ünün toplam ortak puanı alıyor tabii ki. Öyle. Her şeyi bugüne kadar atlamadan, bir tek emiri bile geri çevirmeden yaptı. Ama tabii şovun ne kadar eğlendirdiği birazdan belli olacak. İzleyiciye nasıl geçti, evet. O çok önemli, evet. Evet, ben de yani sonuçta eğlence yarışması olduğu için, eğlence üzerine bir yarışma olduğu için evet. Mate'in çok başarılı olduğunu ama hani hep diyoruz ya, bir konuda çok iyi olduğumuz zaman illa yüksek puan almıyoruz. Tabii ki. Seyirciye ne kadar eğlencesi geçti onu merak ediyoruz. Evet. İşte bunun yüzdesini alacağız. Bakalım yüzde kaç Savaş ve Mate evet demiş.
Korktu mu? Yok yok yok, hayır. Ben eğildiğim için bana sevgi gösterdi. Sevgi gösteriyor. Evet, aynen. Biraz ay, sevgi gösterdim böyle. Benim. Evet, let's. Gerçekten çok beğendik. Teşekkür ederim. Ben amacıma ulaştığımı düşünüyorum. Ben öncelikle sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ekibinize. Amacımı söylemiştim ilk başta da. Bu ırkı tanıtmak, sevdirmek bir nebze. Bu işin spor kısmını insanlara gösterebilmekti. Ben başardığıma inanıyorum. Tekrar tekrar teşekkür ederim. Akşam oluruz. Buyurun, oturun. Allah Allah. Hoş geldiniz. Türkiye'de ilk bu sesi ben çıkıyorum. Şimdi bundan gidelim. Efendim? Bundan başlayayım. Başlayayım mı? Onunla başla, tamam. Tamam. Dur, sen kalk abicim. Sen bu kadar otur. Otur. Sayın bir dakika. Efendim? Dakika sayın, dakika. Evet. Isınayım. Hı? Isı duyuyorsun? Ha? Soruyor, soruyor. Yok. Evet. Isı duyuyor mu yok mu bunu soruyorum. Enerji gitmedik zamanda ama soru yapıp koyuyorum. Çocuk cevap vermiyor, ona sıcak söylüyorum. Hı. Ben Türkçeni iyi anlıyorum, konuşu bilmiyorum. Ben anlıyorum seni. Ha tamam. Saati niye tutuyoruz? Bitti mi? Ha? Ne bitti mi? Bir dakika oldu mu? Ha, olmadı yok. Ben bir dakika mı tutuyorum? Şaka yapman ya. Oldu. Tamam, soyun hadi. Soyun. Ha? O zaman nasıl koyacağım ben buna? Kaşığı. Sen soyun. Bana buna kadar soyun. Nasıl koyacağım o zaman? Ara istiyorum. Şu çıkar ya. Abi dur, ne yapıyorsun? Bunu koyuşum lazım. Son kendimde koyacağım. Bunlara koyduktan sonra kendimde koyacağım. Tamam, sen bana burada kızma. Benimle alakası yok olayım. Ne yapayım? Çocuk böyle çıktı işte. Hayır, soyunsun ya, bak, diyor. Abiciğim, şimdi ben buna bir enerji gönderdim. Ben bunun vücudunda kaşık koyuşum lazım, anladınız mı? Niye soyunmuyor? Ben anlıyorum abi seni. Soyunmadan ben koyamıyor musun abiciğim? Soyunmadan nasıl? Bunun üstüne koyayım ben. Süper. Bir şey söyleyeceğim. Ay dağıldım ya. Sen de mi üstünü çıkaramazsın? Tamam abicim. O sizin arkadaşlar, yardımcınız var ya. O... Niye çıkarıyorsun? Dur dur, ben bulacağım kendi, ya. Kendim de şeylerimi yapayım. Hayır hayır, dur gerek dur. Yok, istemese. Dur dur dur. Çocuklar siz teşekkür ederim. Siz sahneden çıkın şimdi. Bırakın, tamam. Ya tamam, bunlar gerek yok. Anlamadım ki ne var? O abim gelsin ya. Hayır dur, başka üç tane bulacağım ben sana. Kusura bakma. Bu ne yetenek ya? Ne oluyor, çıkardın? Üçünü de çıkarmıyoruz. Üçünü de istemiyoruz. Soyun şey. Üstünü çıkaracak mı? Git, tamam. Sen git gömlekli. Tamam, dur. Hazır mısın? Otur. Anladın? Anladık. Bu sıkıntılarını ben mahsuru bile yapıyorum. Bu oyun fıtık, ben fıtık, bu benim işimdi. Ben bundan söylerim de bunu kimse yapmıyor. Isınıyor mu? Duyuyorsun ısıcık. Başlıyor. Ha tamam, konuş bir dakika. Ya. Yusuf abi, başlasın mı acaba? Bir dakika. Evet. Evet diye. Tamam. Sayın, sayın bir dakika. Sayıyorum abi. Sayın, sayın. Tamam. Abi biz direkt evet verelim mi, dövecek yoksa ben şu an sizin ben genç, Acun abi, ben Guinness Rekor'da girmek istiyorum. Sizlerden neler oluyor ya? Guinness Rekor'a girmek istiyorum ben. Ne oldu? Guinness Rekor'la kitabına girmek istiyorum. Rekor'a kitabına girmek istiyorum. Evet. Siz diyor, ciddi misiniz? Tamam. Halis Ateş kendi ucunda 75 tane kaşık koydum diyor. Guinness'te yok ya. Bir tane Azeri var 50 tane kaşık kullan. Başka kimse yok. 17 tane kaşık kullan var. Sen kaç tane koyacaksın? Ha? Kaç kaşık koyacaksın sen? Ay, 70 tane, 80 tane koyarım.
Bu ne biçim iş diyor? Bize fırça attı ya. Sessizlik. Arkadaşlar önemli bir iş yapıyoruz burada lütfen. Tamam, estağfurullah. Şaka da yapsınlar. İyi, güzel gidiyor. Acun abi, şakasız hayat boş. Soyun. Aynen Yusuf abi. Evet, rahat dur. Çok zayıfsın. Dur, rahat dur. Ya gülme, gülme, gülme gerek yok. Rahat dur, acele etme. Acele et ya, bakın nasıl dur dur yapıyor. Gidiyor. Vallahi. Gülme. Rahat dur. Sinirli zaman nasıl tutsun? Gülme diyor, gülme. Nefes alma. Sabit dur sen. Biz gülelim. Çocuğun zemin uygun değil galiba. Ne çok sinirli ya. Ha, sen de dur ya, ben başka şey koyayım. Sen dur, otur. Burada tek otur. Çok sinirlendim. Ben bunun sinirini alayım. Sinirlerini alınca gerildi. O zaman çok iyi olacak. Çok sinirleniyor ya. Hey, ben bir senedir bekliyorum abicim burada çalışmamı. Anladın mı bu yeteneği? Sen neler yapıyorsun bana? Psikoterapi de var. Şimdi Eser abi kızacak, basacak o şeyi. Anladın mı? Abi senin olduğun yerde bir şey kızabilir miyim ben ya? Yo Eser abi, ben gerçekten söylüyorum da. Bu şeyleri yapmasam olmaz ya. Ben de günah kazanmayacağım. Bildirişimi yapacağım, gideceğim. Sen sinirlerini alıyorsun değil mi şu an? Evet. Gerildi çünkü. Evet. Sinirli mi bu çocuk şu an? Sinirli sıkıyor kendini sıktık tabii. Zamanında vücudunda. kendini sıktık zamanında vücudunda kan dolaşmıyor. İnsan kendini sıktık zaman da vücutta kan dolaşmıyor. Doğru. Sıkma oğlum kendini. İyi, rahat bırak. Abi serbestsin ya. Evet, boş bırak. Heyecan yaptı demek çocuk. Gerildi. Evet, kaşık titriyor bak. Görüyor musun kaşığı? Tabii gerildi çocuk. Tövbe estağfurullah. Ne oldu sen Sakal? Buraya. Sen otur. Abi sen diğerine gel. Sen ona geç. Ona geç. Alacağım ben bunu. Masoru tamam, alacağım. Tamam. Masoru yakıp alacağım. Tamam. Sonuna kadar beklenin de. Tamam. Ben bunu sene bekledim. Kaç sene bekledin? Biz de beklemiş. Geçen sene katılamamış. Duyuyorsun musun? Bekledim. Duymasan söyle. Sen de şaka yapmamalı. Çok az. Tamam, bu da yeter sana, az olsa. Bu da ne yeter. Evladım? Kimse duymuyor abim. Migren, o baş ağrılar duymuyor. Boyun fıtıkları duymuyor. Kan dolaşmıyor ki. Bundan duymuyor. Migreni falan varsa o ısıyı duymuyor mu? Duymuyor. Kan dolaşımı olmadığı için. Evet, geçmiyor. Duymuyor. Yani. Biyo enerji doğru. Baş ağrı, migren, boyun fıtıkları, bel fıtıkları çok duymuyor. Her yeri. Çalışması zor gidiyor. Sen masörlük de yapıyorsun profesyonel evet. Olarak. Evet, aynı bunu. Bu çocuğa olur. Yani olur. O çok zayıf. O çok bakın, zayıf. Çok sinirli zayıf. Evet. Ben de pek tutmadım onu. Siz bana mı yapışıyor daha ben çok? Ben seçtim, siz söyleyecek. O kendi seçti, bunu yaptı, bu kendi bilen gelmiş. Bana o kadar gerekiyor. Bu zayıftan tutturacağım ben. Yusuf abi sen taktın ona. Soyunma. Hayır, bu da çok etli mutlu değil yalnız. Ha? O da zayıf. Bunda yok, o kadar değil. O kadar, o da zayıf. Nereden geliyor bu zayıflar? Oldu bir dakika. Bu benim şansımdı. Olsun, zayıf olsun. Ben iyilik yapışım lazım. Ha. İnsanlara iyilik yapışım lazım. Bu benim yeteneğimdi. İnsanlar mutlu olsun. Doğru söyledin mi? Sarı bana benziyorsun. İnsanlar mutlu olsun. Yerim seni ben. Tövbe estağfurullah. Ne yaptın? Ne dedin? Olmuş geldim ya bu. Ah be Yusuf abi. Ne için? Kendimde denemeltim. Sonra bunları koymaltım. Evet. Bu da yeter. Bir dakikada ne var? Git. Çocuktan memnun musun? Şimdi rüzgar da çarpıyor buradan. Rüzgardan mı gidiyor? Gidiyor enerji. Allah Allah. Hani gel sen de gel ya mısın? Otur. Bana gerek yok. Bu enerji herkes... Tamam da aynısını yapma.
Yapmayın. Yok. O zaman kendime yapayım. Yap abi. Çocuklar o, siz tamam. Sizin o şeyiniz var ya. Tamam. Sen birine takıldın oradan da onu çağıralım. Alp mi? Ha ha. Arkır şu an. Siz şimdi bana, Farah, ben bunu masor bile nasıl yapacağım, indi bakın. Alp, soyun. Alp, soyun. Hep zayıflar geliyor. Şimdi ben kendi vücudumda koyacağım, sonra bunda koyacağım. İnşallah. Sen bunu tut. Canım, yerim ben seni ben. Tut, aynen tut, gözü tut. Ben göreyim kendimi. Enseme yapıştıracakmış gibi bir his var böyle. Halis Hatice söylüyor, kendi vücudumda 75 tane kaşık koydum, kimse gelse gelsin diye, bana ben geldim. Sizin 8. kanal tıvı 8 var ya, bunda mıknatıs şov yapalım abim. Gelsinler, mıknatıs şov yapalım, gerçekten söylüyorum. Ben mahsur okuluna da gideceğim ya. 8. kanalda mı? Tıvı 8 neredelerini biliyorum, neler bilmiyorum şimdi İstanbul'da. Çok güzel oldun abi be. Eşi bir yerde mi? Göremedik. Tamam abicim. Bana gör. Oba. İstersen kendin koy. Koy. Ben bunu al. Koy bunu. Hayır. Benim anlamadığım abi yani. Sen anlarsın, iyi anlarsın. Bu şimdi sende mıknatıs var vücutta. Bunu şimdi sana göndereceğim. Bana mı göndereceksin? Evet, burada çok zayıflar çıkıyor ya. Ben çok kiloluyum ya. Olsun. Sırtımda koy bunu. Sırtına? Evet. Şöyle, biraz dön abi. Dön. Nasıl koysan koy. Büyüğünden koy. Bu kadar koy, abim bu kadar. Ben böyle koyayım. Sen de bak, o genişli rekoruna seninle beraber gideceğiz. Harika oldu abi. Evet, buyurun, buyurun. Buyurun efendim. Buyurun teşekkür efendim. Ederim. Rica ederim. Şimdi bana mı? Sana, oturun. Üstünü çıkarmayayım değil mi? Ha, soyunduracağım ben seni. Otur sonra. Ne? Evet. Hı, böyle iyi, böyle iyi. Ya bismillahirrahmanirrahim. Sen bakma, saçına başına, hiçbir şeyine bakma. Yok. Bakın abi, masur yaptıktan sonra nasıl vücut çekiyor, bunu anlattıracağım ben. Ne? Masur yapıyorsun ya, masur yaptıktan sonra enerji nasıl gidiyor, buna bakın. Korkma da sinirli damarların gitsin senin. Oh be. Vallahi gevşedim, yemin ediyorum gevşedim bak. Uyduracağım şimdi seni. Dur, rahat dur. Acele etme, çok acıyor biliyorum. Duymuyorum ki, kulağımı kapatıyorsun. Ne kulağını? Sen bak neler yapacağız. Hadi abi. Dur abi. Millet dur. Eve gidecek abi. İyi, millet eve gidecek diye. Evde ne var? Ay. Sen biliyorsun bu kadar aynen tamam. Bayağı bakar mısın? Relax oldu. Oh. Sen nereye soktun abi o el ya? Kürek kemiğini aldı. Ay. Çok rahatladım. Bu rahatlığı şaka soyun, yapma. Ben yavaş soyunayım mı abi? Ben var ya, ne yaptığını senden de iyi biliyorum. Sen kendin sahnede ne yapıyorsun, sen iyi biliyorsun ki. Evet. Ben de bunu iyi biliyorum. Evet. Vallahi yanıyor ila. Olmuştur bence abi, çok vakit kaybettim. Adamım. Çok hissettim. Tamam. Şimdi soyunayım mı? Evet, soyun. Ya soyun. Buna gerek var mıydı? Soyunmasan sen bana ne gerek var? Huh?
İyi, çok süper. Durabilirim. Sonra durun, yalnız değil. Tamam, acele etme. Süper gidecek sen. Rahatlattım. Tam istediğin gibi mi? O kadar değil. Biraz daha sonra. O kadar değil. İstediğin gibi olduk zaman da Acun'a bir uçu duruyor. Uçunu koyacağım ya. Kimse olsa olsun. Tabak uçup koyacağım. Alp'e ütü olmaz mı? Şimdi olmuyor. Bakın. Çok fazla enerji almadı ya buraya. Bu da çok fazla almadı. Bak gördün mü? Bir dakika ne olacak? Ama rekor kursa... bende. Ha? Rekor bende. Bak konuşuyor düşmüyor. Düşmeyecek. Sen yürü düşmeyecek. Nasıl düşecek? Rahat yürü. Acele ediyorsunuz zaten. Vay. Kaçsın, kaçsın. Acele yapsın. Dur. Dur. Durmuyor. Sen koy vermiyorsun onu. Ne acelesi var? Tamam Yusuf abi, bekleyenler var ya. Ha? Bekliyor, millet bekliyor şu arkada. Tamam, bitti. Tamam. Benim işim. Tamam. Tıbbi bir değeri olduğunu düşünüyorum ama bunu aynı zamanda şova da dönüştürmüş abi ve izlemesi çok keyifli, konuşması şaka keyifli. Olsun, şov olsun, şaka da oluyor, şov da oluyor. Hayır demek. Hayat bu kadar gidiyor. Yani. Hayat o kadar gidiyor. Bizim müthiş bir ortaklığımız oldu. Evet. Aynı anda konuşabiliyoruz mesela ve anlaşılabiliyoruz. Ben evet diyorum. Allah razı olsun. Vallahi ben merak ediyorum şimdi, sen çekiç mekiç dedin ya. Evet. Şimdi o çekişleri merak ediyorum yani. Kaşıktan sonra çekiç, çekişten sonra ne gelecek acaba onu da merak ediyorum. O yüzden evet diyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Düzeceğim, hep bir şeyimi kaşık düzeceğim. Ya Yusuf abi çok tatlısın, çok şekersin. Allah razı olsun Allah. Kıyamıyorum ben de sana ama yani bana bu yarışma formatının dışında gibi geliyor bu. İnsanlara faydalı olmak olağanüstü bir şey. Bence yarışma kazanmaktan daha da iyi bir şey. O yüzden ben... Hayır diyorum. Kendiniz bilirsiniz abla. Bu Türkmençe hayır demeden evet demek. Hayır demeden Türkmençe evet demek. Peki. Bana fark etmez. Ben de merak ediyorum çünkü çok değişik bir vakayla karşı karşıyayız. Ben de evet diyorum. Teşekkür ediyorum. Üçüncü evet diyorum. Erhan Şatır. Evet. Maya ve Ares. Maya ve Ares, doğru. Kim Maya, kim Ares? Maya, Ares daha sonra katılacak bize. Tamam. Arkada. Sesi mi geliyor? Evet. Kaç yaşında? 5. Rottweiler. Koruma 5 yıldız. Bireysel koruma 5 yıldız. İtaat eğitimi 2 yıldız diyebilirim. İçeride bir de beyaz köpeğimiz var. Dogo Argentin. O da 5 yaşında. Yani koruma 5 yıldız, itaat 2 yıldız derken bıraktığın zaman ısırıyor mu? Bıraktığım zaman gönül rahatlığıyla bütün salonun içine girse hiçbir şey yapmayacağına %100 garanti verebilirim. Nasıl yaptın? Çok zor. Yani bugüne kadar sadece bir kişiyi ısırdı. O da ben. Peki itaat 2 yıldız ne demek? İtaat 2 yıldız derken komutları veya yat kalk işte sirk tarzı hareketleri daha çok zor yapıyor. Ciddi tekrarlar lazım. Şu anda nereye daldı gitti? Şu anda muhtemelen kameraya bakıyor. Başarılar. Teşekkür ederim. May gel babacığım. May gel. Gel bir seveyim seni. Gel babacığım. Gel babacığım, otur. Gel buraya, buraya gel. Hayır, oturuyoruz. Yatıyoruz. Ve bekliyoruz. Dön. Gel buraya dön. Yat babacığım. Yat. Maya yat, hayır. Yat. Bekle. Şimdi önüne sosis koyacağım. Maya ye babacığım onu. Aferin kızım. Maya gel babacığım şimdi. Otur babacığım. Otur. Bekliyorsun. Maya gel, bir seveceğim seni. Maya. Maya bu ne? Maya buraya gel, buraya. Şşt.
Maya sana yakışıyor mu? Ne yapacaktık biz? Maya git. Gel buraya, gel gel gel. Normalde istediğim gibi sertlikte komut verebilir miyim? Tabii, tabii. Şu anda çok yumuşak yapıyorum. Maya buraya gel. Gel buraya. Sert bu mu abi? Biraz daha sertleştirebilirim. Tamam. Maya, yatıyorsun. Maya yatıyorsun. Hemen ölüyorsun. Öl babacığım. Maya öl. Bekliyorsun. Hiç kıpırdamıyorsun. Hiç. Bekle. Pardon, hata benimdir. Aferin. Yat babacığım, yat bu. Ama şöyle dönelim, gel. Şu tarafa dönelim. Gel, gel, gel. Hayır. Yatıyorsun. Maya bir dön bakalım, dön bakalım dönebileceğim. Dön, dön, dön. Maya dön, dön. Aferin sana babacığım. Aferin. Bir de öpücük ver babaya. Aferin sana babacığım. Benim. Gel, gel, gel. Gel buraya, gel. Aferin. Otur bak. Nereye? Hayır, bekle. Dikkati dağılacak mı dağılmayacak mı bilmiyorum. Bir mektup göndereceğim. Lakin şöyle bir şey yapacağız. Size bir tane sosis de göndereceğim mecburen. Önden. Maya gel yanıma. Sosisle kandırmaya çalışacağım. Gelirse inşallah. Otur. Şimdi bekliyorsun. Bak sosis nereye gidiyor, iyi bak. İyi bak. Nerede? Geç bakalım. Hadi gel, sosis almaya gidiyoruz. Maya yürü. Acun abiye zarfı veriyorsun, sosis alıp geliyorsun. Aşağı. Çağırırsanız. Maya. Gel. Maya. Maya gel. Gel, gel babacığım. Aşağı. Ay. Maya gel. Gel Maya. Gel. Yanınıza geldiğinde otur diyebilirsiniz. Otur. 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 Tamam. Elini ver. Ver elini. Bu yok değil mi? Elini ver. Maya zarfı ver. Zarfı ver, gel. Bekle. Ver bakayım zarfı. Ver zarfı ver. Isır. Maya gel şimdi, gel. Maya gel, gidiyoruz. Hadi. Koş buradan, buradan. Koş, 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 koş. Koş babuş. Maya koş. Gel babuş. Aferin. Öpücük de ver, öpücük de ver. Aferin sana. Şimdi... Normalde Rottweiler... Maya, neredesin sen? Gel yanıma. Otur babacığım. Biliyorsunuz Rottweiler koruma köpeği birinci derecede. Ve şimdi kendime saldırtmayı deneyeceğim. Sadece sopayla bunu yapabiliyorum. Sopaya karşı kendim eğitim verdim. Herhangi bir sopayla gelirse vesaire diye. Peki sopayla biri gelse? Sopayla biri gelirse sıkıntı, çünkü ben kolumu ağzına vereceğim. Yani ısırmayacak, ben zorla ağzına kolumu sokacağım daha doğrusu. Öyle bir şey yapacağız. Eğitildi. Ondan sonra eğitimi tamamen var bu konuda. Ondan sonra... Ama biri sopayla gelse şu anda dalar galiba. Sopayla bana geliyor sanırsa, evet. Dalar. Öyle mi? Dalar. Onda sıkıntı olabilir. Onu denemem yani. Çünkü bizde korkusuz bir yürek var. Ben değilim bu. Ben değilim, ben değilim. Hayır. Hayır abi, ben bir de sosise de benziyorum. Vallahi indirir beni. Acun abi. Yeteksizsinizin efsane sunucusu Alp Kırşan. Bravo. Abi ben mizansen gereği burada bekliyorum. Şimdi beyefendiye saldıracak. Ben de buradan Ares'i yollayacağım. O bir... Arif ayıracaktı kavrayı. Yaptık. Tamam, tamam, öyle yapalım. Bas, bu hırlıyor şimdi, benim kolum olu kapmaz inşallah ya. Yok, yok. Şimdi çekeceğim ama... Ama birazcık tuhaf bakıyor, onu biraz anlamadım. Biraz bıraksam kendine mi gelse acaba? Ares, Ares otomobil şey gibi ya. Abi kilitlenmiş otomobil. Gel, gel. Abi gel, sana gel, yapmaz gel, inşallah. Gel, gel, güzelliğine bak. Maya, hayır babacığım. Maya, şimdi bekliyorsun. Bekle bak şimdi, bana saldıracaksın, tamam mı? İnşallah.
bugün ilk defa tuhaf bir olay var. Maya normalde kesinlikle bana aşırı bağlıdır. Bugün buraya geldik, Ares'e bağlandı. Sürekli gözü onda, anlayabilmiş değilim bunda. Maya erkek mi? Maya dişi, Ares erkek. Onu hiç anlayamadım zaten. Enteresan, neden bağlandı acaba? Bak, hiç anlayamadım buranın havası. Ben de anlayamadım. İyi gelmedi pek. Bekle, hayır. Dur. Maya. Maya. Dur, açık alan verelim. Maya. Gel buraya, gel buraya. Buraya gel. Maya. Maya buraya gel. Maya buraya gel. Maya gel buraya. Maya saldırma. Maya. Maya buraya gel. Maya. Buraya gel. Maya tut. Maya tut. Maya tut. Aris. 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 Hoppa. Güzelliğine bak. Ah, gel. Gel buraya. Gel. 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 Ares al. Gel ne buraya. Gel bir şey. Gel Ares al. Ares al. Maya gel. Otur. Otur bu. Ares gel. Ares yeri hiçbir değil, şekilde lütfen. Söz dinlemez. Dünyası apayrı bizden. Bununla meşhurdur. Laf dinlemiyor mu? Çok az. Çok çok az. Ama bugün şöyle çok tuhaf bir olay oldu. Gel buraya bak. Aris buraya gel. Şşt. Ay yok artık. Aris ne yaptın sen? Buraya gel. Aris o benim kameramdı. Bana bir kişi daha lazım. Alp Kırşan'ı alkışlarla sahneye alıyoruz. Otur. Bekle. 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 İçeride hiç böyle değildiniz. Gayet dinliyor. Ne oldu? Sen niye işedin buraya? Deli misin sen ya? Ares gelme. Git. Ares git. Gel ben de Ares. Ares ben ne yapayım? Oraya. Abi geliyorum sana bir tane çubuk. Gel üçümüz takılalım. Kreker getiriyorum. Otur be ya ama. Baba hep böyle mi yani? Yarısını sen ye ama yarısını ona ver. Biri çok uzun çünkü. Şimdi onunla mı? Tamam. Gel bakalım. Bırak, gel babacığım dur. Sakin dur. Suratı kapmaz inşallah yani. Şimdi aileler izliyor bizi. Abi. Oğlum bak ne var burada bekle beraber. Hastane yiyelim. Yakın bildiğim kadarıyla ama. Direkt yan taraf. Oğlum tecrübeliyim ben. Yavaş. İyi. Tahmin ediyorum daha tehlikelisi bir Ares. Bir sakin ol. Sakin, bir kapıcı. Sakin. Bak burada çubuk bir daha bekle. Oğlum. Şu anda televizyon. Ya aslında. Bir dakika. Sakin, sakin. Bak ben bu show artık ikimize döndü tamam mı? Sakin ol. Bak bak bak. Yavaş yavaş, yavaş sakin. İkinize sakin. Döndüyse Ares'in niyeti iyi değil. Ay. Son bir şey Acun abi. Onu konuştum. Evet der mi demez mi bilmiyorum. Hayır. Burada ben televizyondayken seyrettiğimde papağana. Ares, Ares buraya. Ares. Gel büyük babacığım, abdeste gel. Girdi ya. Gel. Papağana şan fıstığı vermişti. Evet. Şimdi bir şan fıstığını denemek istiyoruz. Tamam. Ares gel, Ares Allah aşkına gel ya. Getir abi, önemli değil o. İkisine de mi yapacağım ben? İkisine de yap abi, tamam. Sorun yok. Bak ne var oğlum, burada fıstık var. İnanılır sen değil. Sen ne yapıyorsun? Bunlar çok özel. Vallahi full vitamin, enerji veriyor. Ares gel. Bu da çok küçükmüş ama abi ya. Onu yeme, Alp'in çektikleri yalnız ya. Yalnız işte şunu söylemek istiyorum. Alp otur diyor oturuyor, ben otur diyorum oturtturamıyorum. Bekle, evet. Evet, o iyi olur. Oo, çekebilir miyiz bir? Gel. Burada. Bence ben görevimi tamamladım sahne senin. Çok teşekkürler. Tebrik ederim. Maya gel babacığım. Maya. Eser, biz geldim. Eser. Abi çok sevimli
bir otur. Üçlü olmuş artık diyeyim. Gösteri bence öyle olağanüstü değildi ama çok sevimliydi. Hani bilmiyorum bir dahaki turda ne olabilir, öyle çok iyi beklentilerim yok ama sizi izlemek keyifliydi. Teşekkür ederiz. Tatlılar yani ikisi. Tamam iyiydi ya Ares, pardon, tamam pardon. Maya. Ares ne oldu, hoşuna gitmedi mi Ares? Ares. Oradan bir el hareketi yapabilir miyiz? Bakalım bir tepki verecek mi? Ben el hareketi yapmıyorum abi ya. Ares! Şşş! Ben kim o kızım? Ben tutum. Ares! Ben tutum. Lan! Ben tutum. Lan! Hayır. Ne olacak? Taklit et. Abi öyle bir şey. Ares sohbete başladı. Ares! Ares'in muhatap olduğu yok zaten. Öpücük. Ya. Nerede olduğunu bilmiyor şu an. Öpücük. Aferin. Bir seni iki öpücük, ona bir öpücük sana abi. Peki oynama geçelim Eser. Pardon evet ya. ben çok sevimli buldum. Ama performans olarak çok yeterli bulmadım, o yüzden hayır. Teşekkürler. Hayır. Ben de hayır diyorum. Teşekkürler. Yani çok sempatik hayvanlar. Sen de çok iyi niyetli bir arkadaşımızsın. Çok gösteri sağ ol. De kötü değildi. Ama eteksizsiz de çok iddialı gösteriler gördük. Kesinlikle. Ben de hayır diyorum. Ayağına sağlık. Buraya kadar da zahmet ettin. Çok teşekkür ettim. Ediyorum. Hoşça kal. Kolay gelsin. Hop. Hadi gidiyoruz. Gel böyle gel. Böyle gel. Ares. Ya oldu bu iş. Çak. Burada mı? Geldim. Kullanılmış bir şey hissediyorum kendimi. Bay Alex. Asmanız kaldı. Süleyman Kekeç. Evet, benim Acun Bey. Hoş geldin Süleyman Bey. Sağ olun Acun Bey, teşekkür ediyorum. Nereden geliyorsunuz? Ben Kocaeli'den geliyorum, Trabzonluyum. Dedelerimin, atalarımın yaptıkları, daha sonra unutulan bir şeyi yaptım. Kolçak diye silahtan fazla ses çıkarıyor. Bu akşam ne yapacağız? İşte tanıtmak istiyorum. Buyurun. Bu eski masa örtüsü. Bunlar gördüğünüz gibi şeker çuvalı, kendir ve paspas sapından icat ettiğimiz, atalarımızın, dedelerimizin yaptığı, bunları Ruslara karşı silah diye kullandığı bir malzeme. Silahtan fazla ses çıkarıyor bu. Yani bunu yapıyorlarmış. Ruslar eskiden geldiği zaman atıyorlarmış. Silah var diye gelmiyorlarmış aşağı. Ruslar korkutuyorlarmış bunlardan. Silah var, çatışma var diye. Bu silahtan fazla ses çıkarıyor Acun Bey. Süper. Tamam, sen ses çıkacak şimdi. Tabii. Kulaklarımızı tıkayalım mı? Olabilir. Tamam, buyurun. Tamam. Acun Bey, bu şeker çuvalı. Para istemez, kurşun istemez. Sök sök yap. Hakikaten şaşkınız. Bunun makinalı tüfeği var mı? Acun Bey, 10 kişi yapsa makinalı tüfek gibi olur zaten. Bir kere daha yapar mısınız lütfen? Tabii, tabii Hülya Hanım. Peki bunu herkes yapabilir mi yoksa yapması bir şey mi? İmalatı demiyorum, kullanması. Acun Bey, bir denemenizi isterim. Ben değil de Alp Kırşan var, bizim gizli yeteneğimiz. Buyurun. Abi saygılar. Eyvallah. Onu kullan. Şimdi bir taktiği var mı abi bunun? Çevirip sallayacaksınız. Şöyle çevirdim. Aman ha, fırlamasın. Ses çıkmıyor abi.
Geriye çekeceksin. Ha, geriye çekeceğiz. Şimdi böyle dön. O zaman şu tarafa çevireyim ben abi. Bu da maşallah anakonda gibi ya. Ah, çıkıyor. Çıkıyor. Bence gösterse yaparsın ya. Bir taktiği var herhalde. Biraz uğraşması lazım ama hemen yapamazsa bile yapar yani. Abi beyin çalışmıyor burada. Yani bunu çevirirken öbür tarafa çevirmek olmuyor. Ben bir göstereyim isterseniz bak. Buyurun abi. Ben yanında durmayayım ama değil tamam. mi? Tamam. Zaten dursan sıkılır. Böyle böyle yapıyorsun. Böyle çevirdikten sonra şöyle çekiyorsun. Ya bunda korkuyorum ya. Bir şey söyleyeyim mi? Bak, Alp, on parmağında on marifet var. Her şeyi yapıyorsun. Şunu yapamazsan sana yazık olur. Abi ben yaparken sen oradan el falan çık. Tamam. Tamam diyor. Önce çeviriyor, çeviriyor, şimdi çeviriyor. Çeviriyorum abi. O geriye çevirme kısmı var ya, orada beyin çalışmıyor abi. Orada beyin yanıyor abi. Şimdi çeviriyoruz, çeviriyoruz. Bunda sıkıntı yok. Sonra abi... Ya böyle ses çıkmıyor. Acaba bu tarafa mı? Bende mi sorun var? Şimdi böyle şey... Ay bu ağırmış. Aman abi sıkı tut onu da. Dur bir dakika. Hülya Hanım havada çevireceksiniz. Havada çevireceksiniz. Havada yere vurmayacaksınız. E peki sonra? Ya ya ya. Bir dakika, ya. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bayrak gibi çevir, bayrak gibi. Ya! Hülya, bayrak gibi çevir, bayrak gibi. Gördün bayrak gibi. Hayır, benim boyuma uzun geliyor bu. Beyefendi maşallah 2 metre. Bir dakika bunu hızlı çekmek lazım değil evet, mi? Evet, evet. Bir şey söyleyeceğim, bu erkek işi bir bayan yapamaz bunu kesinlikle. Vallahi açık söylüyorum. Görüyoruz evet ya bu. Ne gülüyorsun be? Bir daha gösterse bak baba Hülya, bu sensin. Bir dakika. Gerçekten bayan yapamaz, kuvvet istiyor çünkü. Vallahi on, yani ben yapamadım diye demiyorum. Gerçekten kuvvet istiyor. Süleyman Bey bir daha yapsanız da siz. Tabii, tabii Acun Bey. Kuvvet. Aksiyon.
ben ilk defa böyle bir şey görüyorum, önce onu söyleyeyim. Yani daha önce hiç görmedim böyle bir şey. Enteresan. Yani enteresan bir icat diyelim. Ama tabii burayı, bunu programla nasıl bağdaştıracağız, onu düşünüyordum aslında siz seyrederken biraz. Çünkü tamam, onu belki sesi çıkartmak mı yetenek? Tabii. Yapmak mı? Hem yapmak hem atmak. Mesela bu malzemeleri gösterdim. Ondan zaman alır diye ben yaptım, getirdim. Bir de yapılacak malzeme getirdim. Tamam, orada anlaşılmayan bir şey yok. Orayı anladık ama sonra ne yapacaksınız? Ya bunun devamında buna benzer şeylerim var. Yok. Yani... Süleyman Bey, ikinci turda siz ilginç, daha ilginç bir şeyler getirebileceğinizi düşünüyor musunuz? Yapabileceğinizi düşünüyor musunuz? Bilmiyorum valla. Belki bunlar ilginç olmaz ama yani olur. İlginç olan şeylerim var. Tamam. Siz hevesliyseniz, yeni bir şey yapacağım diyorsanız, hakkınızı elinizden almak istemiyorum ben. Ben evet diyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de evet diyorum. Üç evetle uğurluyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Eyvallah. Gustavo Nivaiva. Şöyle gel. Çok güzel, çok güzel. Rüzgar harika. Çevir abi biraz daha. Dönder, dönder. Kafasını çevir, gel. Gel abi, gel abi. Dönder, dönder, dönder. Devam et, devam et sen. Gel abi, gel abi. Top. Şöyle biraz çevirelim abi. Şöyle çevirelim. Çok güzel abi. Allah geliyor. Gel gel daha, gel daha, gel abi gel. Hadi abi. Sana komiserim. Erkan Tanrıverdi. Evet. Erkan hoş geldin. Hoş bulduk Acun abi. Biraz değişik geldin. Evet abi. Hayırdır diye sormak zorundayım ama. Hayırdır? Acun abi... Nereden geliyorsun? İstanbul'dan. İstanbul'da, evet. Evet. Ne iş yapıyorsun? Acun abi, iş makinesi operatörüyüm. Ben normal operatörlerden farklıyım. İş makinesiyle gösteri yapıyorum. Çakmak çakıyorum, zeytin alıyorum. İğneyle zeytin alıyorum tabii. Bunu çatalla falan denemişlerdi. Ben iğneyle alıyorum. Kafasında duran bereyi, birinin kafasında duran bereyi makineyle alıyorum kafasından. Eğer geçersek öbür turlarda break dance yapacağım makineyle. Kepçeyle birisinin kafasındaki bereyi alıyorsun. Evet. Alamazsan? Alamazsak sizden özür dileriz. Yani tamam. Kendime güveniyorum. Ben bu gösteriyi Türkiye'nin en cesur adamı Alp Kırşan'la yapmanı istiyorum. Abi, Alp abinin boyu makineden, Alp abinin boyu makineden uzun, anca eğilecek. Tamam, o sandalyeye oturdun. Abi ben de öğrenebilir miyim ne yapacağını? Dur. Ben... Sandalye... Ekstrem sporların Türkiye'deki büyük temsilcisi, cesur yürek, Türkiye yıllarca onu izledi. Bunu benim kafama indir. Ben bu gazı aldım. Korkusuz adam Alp Kırşan. Bana şimdi ne istersen yapabilirsin abi. Tamam, ne yapayım ben? Alp abi, ben zeytini alacağım, sen yaklaşacaksın, şurada duracaksın. Ben zeytini ağzına koyacağım. Siz burada duruyorsunuz. Sen zeytini aldın, ben duruyorum. Ağzını açıyorsun ağzını. Tokum ama gene de iyiyim. Var var. Alp, sana prodüksiyondan bir jest, zeytin geliyor. Yaman. Onu düz koysana, zeytini. Allah razı olsun. Düz koy. Benim ağız büyük ama o biraz avantaj.
yapma ama. Hayır, 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 hayır. Bir dakika. İlahım, ilahım. Sen... Evet, evet, evet. Al, al. Bravo. Şimdi evet, o zeytini al oradan. Zeytini al abi. Al abi, al. Al şunu. Acun abi, Alp abi düşürdü zeytini. Ah. Evet, öbür numaraya geçelim. Hazır Alp'i yakalamışken. Evet. Alp abi, kötü emellerimize siz alet ediyoruz. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Şimdi ne yapacağız? Abi, kafasında duran bereyi makineyle alacağım. Tamam. Evet. Evet. Kestim. Kendi ellerimle giydireyim abi seni. Korkma baba. Alp abi, sağa sola kaçma, cesur ol. Burada dur, ben alayım. Sağa sola kaçma da kafanı almayayım diyor. Fark ettim abi. Kıpırdamayacağım. Alp abi, biraz gelir misin ileriye doğru? Senin boyun uzun olduğu için... Ayarlayamıyor tam. Bu tarafa bana doğru gelir misin? İşte korkusuz yürek. Öyle kal abi. Abi öyle kal, kıpırdama. Alp abi bereyi o kadar geçirmiş ki, bere kaynak olmuş. Evet. Bekle, bekle, bekle. Orada alamaz artık, alamaz. Yerine takın. İne in, iğne. Yok. Heh, yukarı doğru in. Biraz yukarı, sivriltin. Yukarı. İğneleri sivriltin biraz da rahat alsın. Çakmağı yakacağım. Makineyle çakmağı yakacağım. İş makinesiyle çakmak yakacağım. Alp Kırçan, alkışlarla uğurluyoruz. Az bana böyle çok. Bak bakayım. Hülya abla, bundan sonraki programda sizin üzerinizde duran montu iş makinesiyle alacağım. Eğer geçersem tabii, önden konuşmayayım. Sergen? Ben yorum açıp bir gösteri olmadı. Ben gayet başarılı, farklı, çok alışık olduğumuz bir performans değil. Ben break dansı merak ediyorum, açık söyleyeyim makineyle Sergen yapacağınız. Sergen abi, bu da hani dışarıda çekim olduğu zaman dört lastikli makine var. Mesela motosiklet ön kaldırıyor ya. Ben de onu ön kaldırarak gidebiliyorum ve herhangi birinin üzerindeki elbiseyi çıkarabiliyorum. Anladım, gayet. Araba çalıştıracağım bir de. Onu hiç denememiştim. Ya aslında çok merak ettim. Ben olsam şu makineyi hani kullansam o zeytini alabilir miydim diye. Hülya Hanım, şimdi normalde çatalla zeytin alıyorlar da. İğneyle alabilir miyim? İğneyle alamıyorlar. Diye. Normal dikiş iğnesi bu. Kaya da biliyor. Onun ustalığı önemli. Önemli olan denk getirebilmek. Evet. Getirirdim sanki. Bir de işte çakmak mesela 750 kiloluk. Ne? Zeytini ineği mi batıracaksın sen bu makinede? Rüyanda mı gördün? Hayır, rüyamda falan görmedim. Orada vitesleriyle... Kolay mı zannediyorsun o vitesleri dengelemek? Bana öyle gibi geldi. Sen şaka mı diyorsun? Hayır, şaka yapmıyorum. Makineyi, o aletleri kullanıp şey yapacaksın, iğneye batıracaksın yani dedi. O aletleri ilk defa hayatımda böyle bir alet... Bu adam boşuna ekmek yiyormuştu o zaman. Hayır da yani...
Ben bilmiyorum, ben bana sanki yaparım şöyle gibi geldi. Abartıyor olabilirim ama... Şimdi Acun abi, sahneniz şey olmadığı için küçük makineyle geldim. Normalde 30'la 100 tonluk arasındaki makineyle de yapıyorum yani. Tamam. Fark yok. Denemek mi istiyorsun? Ya hayır. Ha. Peki. Oylamayı içelim. Şapkayı alırım ama kesin yani. Şapkayı. Peki oylamayı içelim. Sergen. Evet. Teşekkürler. Evet. Teşekkürler. Ben de evet diyorum. 3 evetle oluyoruz. Teşekkürler. Adıyaman'a ve Şırnak'ta bulunan asker kardeşime selamlarımı gönderiyorum. İyi günler.